Sonra izlersin. Şimdi dur bir dakika. Ed Barker. Bunu da gönder Meryem'e. Tamam, çok iyi. Şimdi sevgili chat, YouTube. Yeni bir seriye başlayacağız, tamam mı? Bizim yeni serilerimiz popülerdir. Başlar peşini de getirmeyiz, tamam mı? Ama hep de bir şeyler yapıyoruz günün sonunda. Konuda hayatımız hep güvenlikle geçiyor yani hani. Benim Meryem diye bir arkadaşım var. Ayşe'nin aracılığıyla tanıdım hani. Böyle onlarla da oturduk, görüştük falan. Allah başlasın, çok tatlı çocukları var. Hep birlikte muhabbet ettik falan ama çok böyle mesleki şeyler konuşmadık hani. Böyle hayata dair birlikte bir vakit geçirdik ettik. Ayşe bana bir tweetini gönderdi, Ayşe Meryem'e. Ben Meryem'i Twitter'dan takip etmiyormuşum. Allah belamı versin benim. Ve dedim ki ettim. Bir tweetini gönderdi. Şöyle bir tweet atmış bugün Meryem. UI tarafında Authentication token'ı nerede tutuyorsunuz? Cookie de mi? Eğer öyleyse nasıl security sağlıyorsunuz? Secure cookie yeterli mi? HTTP only yapıyor musunuz? Öyleyse nasıl HDD kullanıyorsunuz? UI demek mi istemiş bu? HD ne? Hard drive mı? HD ne? GS, ha, aynen. GS. Parmakları mı kaydı kızın bir yana klavyede? Sanırım öyle oldu. Olabilir. UI developerlar yeşillenir, yeşillenirin buraları, yeşillendirin buraları diye bir yazmış. Tamam mı? Şimdi bu benim en sevdiğim hikaye. Neden abi? Çünkü cyber security, tamam mı? O yüzden dedim ki aha, fırsat bu fırsat. Ben ne yaparız abi? Bundan sonra yazılım geliştiricilerin security ile alakalı tüm sorularının bana sorulmasını istiyorum. Tamam mı? Twitter fenomeni Fatih Kadir Akıncı, tamam mı? Bunu bir herkese duyur, tamam mı? Bla bla kar vesaireleri bir kenara bırakabilirsin. Oğlum klip alıp atacaksın da, tamam mı? Şaka yapıyorum ha. Yani yakında dostumdur. O yüzden rahatlıkla takılabiliyorum yani. Tüm yazılımcılar gönül rahatlığı ile, tamam mı, security ile alakalı tüm sorularını bana sorsunlar istiyorum, tamam mı? Hani ben de bunlara cevap veririm. Keser YouTube'a atarız. Çünkü neden biliyor musunuz dostlar? Biz bu konuyu, Meryem bunu sorduktan sonra soruyu, ben oturdum baktım. Eski yayınlarda bunu anlatmışız abi uzun uzun. Yani şu sorusuna Meryem'in uzun uzun cevap vermişiz. 1,5 saatlik eğitim var yani. Onu da hatta aşağısında tweet oldu. Ben Twitter biraz birbirine girdi bugün. Bir bakalım şunları bulalım. Tamam mı? Hani neredeydi? Ha, mesela bak abi, ta yani kaç sene öncesinin eğitimi? Kaç sene öncesi dediğim, bakalım abi, 2020'nin Mayıs'ı. 2 sene önce pandemide halimize bak ya. Ben burada uzun uzun anlatmışım. Çünkü hani Meryem'in sorusunun orijinalindeki authentication token temelde başka şeylere dokunuyor. HTTP protokolünün dizayn hatasına dokunur. Browser, web server arasındaki mutabıklaşılan mimariye dokunuyor. Session zaten işin en temeli ve ortasındaki nokta, web'deki oturum kısmı. Session olduğu zaman CSRF zafiyeti, same site cookie'ler, burası böyle hani bir dünya aslında yani şey, bir durum yok abi. X eşittir 3 ise Y 5'tir diyebileceğim böyle netlikte bir kodu değil açıkçası. Öyle olunca da soru benim çok hoşuma gitti. Dedim ki bunu alalım, konuşalım. Hani alırız abi. Hani bunun da üzerine keser YouTube'a koyarız. Çünkü mesela o video 1,5 saat, 2 sene öncesinden kalmış. Çok kıymetli ama mesela ben gidip Meryem abi bunu izle. Ya gerçi o ruh hastası izler de tabii ki de yani hani, eminim. Ama birazcık daha böyle hap gibi bir şeyler yapmak lazım yani diye düşünüyorum. Umut hoş geldin abi, özlemişim. O yüzden güvenli siber güvenlikçilerden öğrenecek değiliz. İstediğimiz yerde tutarız. Banlayın. Banlayın Umut'u. PHP yazıyor 20 yıldır. Tamam mı? Ondan sonra Artvin dinlersin, tamam mı? Ne yaptı ki? Yani Kazım Koyuncu, git dinle abicim. Hadi bakayım. Banlama lan! Şakaydı. Oğlum benim çok yakın dostum. Moderatör arkadaşlarım. Neyse. Yakın arkadaşımsa da alınmaz yani. Neyse. Adam gitti Rıza Baba. Şimdi gelelim konuya, geri dönelim dostlar. Nedir Meryem'in sorusunu ortaya çıkartan şey? Yani sizce, ben bir de mesela
aslında insanları da almak lazım. Bilmiyorum. Sizce ya bu soruyu sordurtan hayat ne acaba? Yani ne yaşamış olur? Bildiğim kadarıyla full stack developer Meryem. Hani ne olmuş olabilir, tamam mı? Bana sorarsanız bilmiyorum. Hani hikayeyi ama bana sorarsanız bir yerden bir automatize vulnerability scanning şeyi gelmiş, hani bulgusu. O bulguyu da hani giderme çözüm önerilerine bakarken saçma sapan metinler var, şunu yap bunu yap falan. Yazılımcıların da kafası çalışan insanlar doğal olarak, Allah'a şükür. Hani böyle cookie de geliyor, HTTP only de vesaire de var ya, bu ne olacak, bu işi nasıl yapıyorsunuz lan diye hani bir soru ortaya çıkmış. Bence sorulma sebeplerinden yöntem bu olabilir gibi geliyor. Ya da durduk yere Meryem'in aklına gelmiş. Bilmiyorum, Meryem bu soruların hepsini YouTube'da aşağıya yorum olarak yazarsın. Tamam mı? Şimdi gelelim sorunun cevabına. Bir, bence UI tarafından kasıt burada şey çok önemli. Şimdi yani UI'dan kastımız user interface ve web, yani web arayüzü mü, anlatabildim, single page application tarafı mı, hani server side rendering mi, ya da bir tane benim API'm var, API olarak bir uygulama geliştirdim ve bunu consume eden Electron JS'de yazılmış desktop app'inden tut da mobile app'ten web projesine kadar herkes bunu consume ediyor, benim API backend'im ben dediğinde birçok şey minik minik değişiklik göstermeye başladı. Lakin ben size olayı en böyle sakin noktasından anlatacağım. Mal ne? Jamboard muydu? Ha? Chat. Bana board lazım. Vallahi çok mutluyum. Ne zamandır bir şeyler anlatmıyordum. Ver abi bana malı ver buradan. Yeni bir tane ekle. Tamam mı? Bu board'un adı ne olsun? Meryem. Süleyman'ı verin bana olsun bu board. Aklıma geldi. Tamamladım kendimi. Set background. Background'ı siyah yap. Ah, bunu böyle yap. Background'ı da değiş. Bunu da böyle yap. Tamam mı? Hop gel. Gel. Meryem'ciğim burada kal. Sen kal. Chat. Sen burada kal. Sen kal. Sen git. Sen de git. Sen gel. Şimdi. Sevgili chat. Şimdi işin. Böyle. Bu video çok uzun olur. Tamam mı? Bu video çok uzun olur. O yüzden. Videonun çok uzun olmasına izin vermeden bir şeyler yapacağız. Bak şimdi. Aslında mevzunun temelde ortaya çıktığı nokta çok hızlı anlatmak istiyorum. Bunu anlatamam. Çok hızlı anlatmak istiyorum. Aslında mevzu HTTP'den kaynaklı. Yani HTTP protokol olarak içerisinde bir authentication barındırmadığı için, protokole buradan hizmet alamadığın için protokolden abi, senin bunu browser ile server side arasında, şu gerizekalıyı şuradan bir alabilirsem ben şayet değerli arkadaşlarım, he aynen, browser ile server arasındaki bir takım kural seti ve anlaşma ile bu işi çözüyorsun. Nedir? Ta 2000'li yıllardan anlatıyorum ya. Yani çok daha eskisinden gelerekten bahsedeceğim sizlere. Siz bir login işlemi gönderirsiniz kullanıcılı parola. Bu geriye bir authentication süreci tamamlandığı zaman, yani kullanıcılı parola doğrulandığı zaman, bu tarafta bir session management işi var. 1,5 sene kadar önce modern web ve session management'ın ne olduğunu anlattığım videolar vardı. O yüzden o kısımlara şimdi girip dağılmak istemiyorum hani. Ama bunun karşılığında bir token üretir bu sistem. Yani session ID ve browser'a bunu gönderir. Browser'da kendi içerisindeki politikaya göre. Bu politikanın course'la hiçbir alakası yoktur. Abi sesimde yankı var çünkü bağırıyorum abi ben. Öyle hevesli anlatıyorum şu anda. Bağırdığım için yankı var. Tamam mı? Mahalle dinliyor şu anda yani. Course'la hiçbir alakası yoktur bu politikanın. Çünkü course aslında Ajax'ın farklı kaynaklara resource'uyla cross origin resource sharing konusudur. Yani course konumuz değil abi. Unut. Hani böyle kelimeleri iç içe sokmasın değerli yazılımcı dostlarım benim. Onu da unut. Kenara koy. Ve abi peşinden buradaki browser'ın içinde bir kural. Nedir bu kural? İşte port, protokol, domain, path aynı olacak. Eğer bu path aynıysa server'ın size set cookie ile verdiği cookie diyelim de bir tüm request'lerin içerisinde browser otomatikman ekliyor. Mutabık mıyız? Şu ana kadar her şey anlaşıldıysa chat artı bir yazsın. Tamam, hızlıca.
Bana bu chat'i Twitter'a çevirmeyin abi. Yani hani session kullanmayın, server-side cookie kullanmayın, stateless GBT kullanın, OAuth ile. Abi ne alakası var yani? Niye kullanmasın ki adam? Bunda insecure bir şey de yok yani. Hani GBT kullanın. Bir alakası yok ki. OAuth'ı niye kullansın abi? Adamın tek bir tane backend'i var. Kullanıcı login ediyor belki de. Niye OAuth kullansın yani? Hani user alıp başka bir mikroservisler içerisinde backend'inde mikroservis mimarisi atıyorum adamın, yoksa GBT token'ı user'la kendi arasında taşıyıp ne yapacak? Neye yarayacak yani? Hani o yüzden sesle ilgili bir sorun yok ya. Benim sesim geliyordur yayına ve herkese. Temeldeki hikayenin ortaya çıktığı yer burası. Yani Meryem'in soruyu sorarken, ya token'ı nerede tutuyorsunuz derken, token dediğimiz şey aslında ki buradaki bahsettiğim konu. Şimdi eskisinden, geçmişten gelerek hikayeyi devam ettireceğiz dedim size. Şimdi şöyle bir konu ortaya çıkmaya başlıyor. Ya browser bunu nerede tutuyor? Default'ta cookie'de tutuyorduk bu işi. Tamam mı? Yıllarca da böyle tutmaya devam ettik. Hala günümüzdeki uygulamaların birçoğu, web uygulamalarının birçoğu bu işi cookie'de manage etmeye devam ederler. Ve bunda yapıdan yapıya değişkenlik göstermek kaydesiyle bir mahsuru da yoktur. Yani hani hikaye şeye bakmaya başlıyor burada. Hani Meryem'in sorusunun güzelliği de zaten burada yaşamıyor. Cookie'de mi saklıyorsun? Evet. Nasıl security sağlıyorsunuz? Yani secure cookie yeterli mi? Mesela burada şey var ya, secure cookie bir security sağlıyor gibi düşünmeye başlıyoruz aslına bakarsanız, ama hani bu flaglerine de dokunmaya başlayacağız. Şimdi security'nin gıcık yanlarından bir tanesi, namingler kötüdür abi bizim işimizde, tamam mı? Namingler kötüdür. Yani bir cookie set edildiğinde, set cookie ile kullanıcıya bir cookie verdiğinde sen buna işte HTTP only diyebiliyorsun. Chat HTTP only flag'ini cookie'ye set ettiğinde browser ne yapmaya başlar? Yazsın görelim bakalım kimler de konuya vakıf, chat'ten görelim. Ne işe yarar HTTP only dediğinde? Çok net security'ciler direkt söyleyecektir bunu, chat'teki güvenlikçiler. Hani bir cookie'yi HTTP only set ettiğiniz zaman değerli dostlarım, cookie bilgisine JavaScript erişim sağlayamaz hale geliyor. Peki böyle bir şey niye var? Bunu da sorgulamak lazım. Bunun sebebi de Meryem'in sorusunun aslında doğrudan hedefi olmayan dolaylı başka bir konu var. Bunun sebeplerinden biri de cross-site scripting hikayesi. Yani bir cross-site scripting zafiyeti çıktığında JavaScript kullanıcının browser'ında saldırgan tarafından saldırganın istediği JavaScript'e edilebileceği için kişinin oturum anahtarını erişim sağlayamasın diye yaptığımız şeylerden bir tanesi. Yani abi zaten sen olaya defansif programlama açısından bakarsan, hani marketing, advertisement gibi cookie'lerin haricindeki her cookie zaten HTTP only. Ya da gel geri JavaScript ile client side'da adamın cookie'sine bir şeyler yazma, alma gibi durumlara ihtiyacın olduğunda HTTP only'yi set etmezsin. Öyle söyleyeyim. Default'ta her zaman set edebilirsin abi. Yapılması gereken hikaye bu. Ha, bu ne kadar güvenlik sağlıyor günümüzde diye sorarsan, ya çok efektif bir yanı var mı? Yok. Bir şeyleri zorlaştırıyor. Çünkü neden abi? Ya adamı browser'da JavaScript çalıştırıyorsam oturum anahtarını çalmaktan ziyade yapmak istediğim tüm Ajax requestlerini, hangisi o web sitesinin içerisindeki hangi endpoint'e ne gönderip hangi aksiyonu yaptırtacaksam adama, ben zaten onu implement ederek de yaptırırım. Yani illa oturum anahtarını çalıp kendi bilgisayarındaki cookie replace edip kendimden erişim sağlamakla uğraşmama da gerek yok aslına bakarsanız işin içerisinde. Ama bu niye var? Bundan ötürü. Bilmem anlatabiliyor muyum kafanızda? Ufak bir refresh oluyor mu? Herkes anlıyor mu? Chat anlayanlar artı bir yazsın göreyim. Temelde ortaya çıkmasının sebebi bu. Meryem'in sorusunun içerisindeki. Secure cookie yeterli mi? Yani peki diğer soru, HTTP only, pardon, kafa karıştı ama secure ben diyorum ne anlatıyorum. HTTP only böyle. Peki secure cookies'i ne işe yarıyor?
JavaScript'in ilgili sayfa içerisindeki cookie'lere, kişi özellikle oturum anahtarını cookie'de barındırdığın için hani erişemesin diye koyduğun özelliklerden biri HTTP only. Konuşurken kelimeleri, keyword'leri yanlış söylediysem kafada karışıklık olmasın. Peki secure flag'i ne işe yarıyor? Bir cookie'ye secure set edince ne oluyor mesela yani? Chat. Kendini ne sağlıyor? Kimse de mi yok fikir? Alo? Nasıl olmaz lan? Peki. Şimdi secure, bir cookie'ye secure flag'i de set edince abi cookie secure oluyor yani böyle bir cevap veremeyiz işin içerisinde değil mi? Hani bu cookie şimdi dedik ya browser ile web arasında bu gidip geliyor diye HTTP request response cycle'ları gidip geliyor. Siz bir cookie'ye secure flag'ini eklediğinizde o cookie giden request'lerin içerisinde sadece HTTPS valid olan request'lerde taşınır sunucu tarafa. Bunun tabii ki de backward compatibility'den gelen bir özellik aslında. Günümüzde farklı browser security yaklaşımları bunu aslında engelleyen bir noktaya götürüyor hayatta seni. Ama geçmişten gelen bir şey. İsmi de secure abi. Bold koymuşlar abi. Güvenlik diye yani. Hani ne yapıyor? Browser'dan çıkacak request HTTP ise bu cookie eklemiyor abi. Bunu neden yapıyorsun? Çünkü bu da başka bir topik. Gene Meryem'in sorusunun aslında bizi çevresine getirdiği bir konu olmaya başlıyor. Hani SSL downgrade demeyeyim de adamın HTTPS'e upgrade olmasını engelleyebilirsin. Ortadaki adam saldırısını yapabilen bir noktadaysan. Bunu engellemek için Strict Transport Security, HSTS diye başka bir aslında güvenlik başlık bilgisi, security headers var. Konumuz dağılacak işte. O yüzden videolar 2,5 saat oluyor abi. Hani böyle sabit bir cevap vermeye çalışalım bu sorunun içerisine. O yüzden geçmişten gelen bir şey web sitesi. Çünkü oturum anahtarı aradaki kişi göremesini istiyorsun ya ve SSL'in sağladığı şey temelde de bu ya. Hepimiz de SSL'den nefret ediyoruz ya bence. Hani yani neyse o başka bir topik gene. Triggerlanmayalım. Hani sonradan izleyecek kişiler de sinirlenecek. Ulan hiçbir şey anlatmadın, her şey başka konu dedin, geçtim. Hani o zaman umarım anlaşılıyordur. Peki şimdi lan dedik ya hani monolitik uygulama dünyasından zamanından gelen hikayelerden şu anda şeyden bahsediyoruz. HTTP request'i çıktı, backend'e gitti, backend'den response geldi. Response'da set cookie var. Set cookie browser zaten tutuyor. Ben bunu set ettirirken hani flag'leri ne yapacağım diye sordu Meryem. Bunları da açıkladık çok hızlı bir şekilde. Hani bu bahsetmediğimiz flag'lerden bir tanesi de same site diye bir flag'i daha var cookie'nin. Bu da CSRF zafiyetiyle alakalı olan bir konu. Madem flag'leri konuşuyoruz hızlıca bundan da bahsedeyim. HTTP only flag'ini set ettin. Secure flag'ini de set ettin. Çiçek. Peki same site'i set etmek ister misin? Ne işe yarıyor same site dersen? Browser şöyle bir özelliğe sahip artık hayatımızda. Bir request bir web sitesinden çıkarken source'unu browser biliyor. Ne demek bu? Şöyle anlatayım. Set background. Bu bir browser. Tamam mı? Browser abi x.com açık durumda. Yukarıdaki bardağa. Tamam mı? X.com dersek kafanız karışır. Hacker.com yukarıdaki barda açık. Saldırganın web sitesi. Tamam mı dostlarım? Bu web sitesinin içerisinde bir tane form var. Formun action'ına, yani formun daha doğrusu gideceği target'a ben meryem.com yazabilirim. Full URL'e. Slash meryem.com'u bodos yazarsam mevcut hacker.com'un petty sanır. Ama http://koyarsan bu form
ama submit butonuna basan kişi hacker.com'un içerisindeyken HTTP request'i bilgisayardan çıkıp Meryem.com'a gider. Ve bu konunun course'la gene alakası yok. Course diyenin kafasını koparırım. Alakası yok abi gene. Çünkü iş Ajax request'leri dünyasında değil. Browser'a diyorsun ki buraya bu request'i gönder. Posta gönderirsin, get request'i de gönderirsin. Çünkü form submit ediyorsun abi. Tamam mı? Şimdi burada şu durum oluşuyor. Ben browser'dan Meryem.com'a çıktığı için adam, Meryem.com'un bana şu noktada set ettiği cookie'leri de browser ekliyor. Meryem.com'da aktif bir oturumum varsa onun anahtarı da ekleniyor request'in içerisine. Oturum anahtarı, cookie'de ve gitmeye başlıyor abi. Bu sorunu çözmek için local storage'da tutalım o zaman demenize gerek yok. Çünkü sorun o değil. Sorun Meryem.com'un kendisine gelen HTTP request'e kullanıcının cookiesine bakarak kendisini doğrulasa bile gene de request'in orijinini kontrol etmesi lazım aslında. Ve bunu yapmadığı case'lerde uygulamanın flow'una göre başka zafiyetler ortaya çıkabiliyor. Ama gelelim işin içerisinde. Meryem.com bu kontrolü yapmasa bile browser'lar şu sorumluluğu üzerine alabiliyor hayatta. Yani diyor ki aga zaten bu kişi hacker.com'da içeriden de Meryem.com'a gidecek. Meryem.com'a giderken ben tüm cookie'leri yüklüyorum bu adamın cüzdanına öyle yolluyorum değil mi? Ulan Meryem bana dese ki önemli anahtarlarımı, önemli oturum anahtarları, daha doğrusu cookie'lerinden önemli olanlardan. For example oturum anahtarı. Same site flag'iyle bana bunu söylesin. Ben de hacker.com'dan bir form request ile Meryem.com'a gitme gibi bir case oluştuğunda bu bir siber saldırı mı değil mi anlayamam. Çünkü bunu anlayabilecek bir benim şeyim yok yani bu kararı verebilecek bir noktada değilim. Çünkü bu bir benign kullanım da olabilir hayatta. Ama ben Meryem.com'a giderken bu cookie'leri eklemeyeyim. HTTP only falan onu da ezip geçiyor adam yani. Diyor ki ben bunu hiç eklemeyeyim abi. Ben Meryem.com olarak oturum anahtarını same site cookie diye flaglerim abi. O cookie'yi. Neden? Meryem.com'a gidecek request'lerin hepsinde adamın mevcut zaten scope'u Meryem.com'da. Buradan gönderdiğim tüm form request'lerinde, tüm Ajax request'lerinde bu cookie browser ekliyor. Başka bir web sitesinde hiç farkında olmadan Meryem.com'a bir request benden çıkarttırılır ise tıpkı bir örnekte gördüğünüz gibi o zaman da by default olabilecek tüm bu senaryo üzerindeki zafiyetlere karşı kendini korumuş oluyorsun. Bu browser'ın cookie management feature'larından bir tanesi abi. Ve bunu activate etmek için same site'ı bu şekilde ekleyebilirsin. Hatta browser'lara bu özellik 3,5 yıl oldu geleli. Bundan 1,5 yıl kadar önce Chrome bu özelliği default enable hale getirdi. Yani sen bu cookie set etsen de etmesen de davranışı ben bu yapacağım dedi. Dünyada e-ticaret çöktü. Çünkü neden? Sanal posta entegrasyonlarında iframe entegrasyonu değil de browser'dan adamın o scope'undan çık git abi gateway bilmem ne garanti BBVA bir şeylere ondan sonra orada adım madım SMS mesemes keçi kafası resim doğru işaretle gel geri redirection'lar ile en son redirection'da sen Meryem.com'a geri gelirken browser dedik ulan sen garanti BBVA'dan geldin ben bunun oturum anahtarını eklemem. Tüm flow tamamlanıp Meryem.com'a adam en son geri yollandırıldığında Meryem.com için bir oturum anahtarı olmadığından bu authenticated user. Öyle olduğu için de başlanan transaction'ın backend'den bankaya gidip check edilip commitlenmediği için de tüm ödeme altyapısı çöktü. Bu nedenden mütevellit browser'larda Chrome bu özelliği rollback etti ve daha fazla sektöre zaman tanıdı. PCI DSS 4.0'la da bu başka bir noktaya getirilecekti. Her şey birbiriyle ilişkili gene günün sonunda. Deyip videoyu kısa tutacaktık. YouTube videoların 12 dakika gibi bir şey olması gerekiyor. Hani Tolga yazmış. Tolgahan yazmış. Tolgancığım hoş geldin. E-ticaret firmalarında ortalık alev almıştı. Abi yani ben o gün hatırlıyorum tüm payment provider'lar beni arıyor, hepsi burada diyor, hepsi orada, ötekisi diyor, gitti gidiyor diyor. EasyCo geliyor diyor ki ya Easy checkout'tık ama şu anda kimse checkout yapamıyor Chrome'un Allah'ın belasını. Kafa birbirine girdiydi o gün, uğraşıp durduk. Türkiye'de beni aramayan kalmadı. Ben de aradım telefonu, dedim ki hey Michael şunu rollback edin. Ne diyeceğim, ne yapayım? Yani...
Neden iframe integrasyonu yapmalısın? Post message ile iframe içerisindeki yapıyla transactional commit'te mevcut domain'de niye kalmalısın falan, bunlar çok bambaşka konulara, e-ticareti hiç sevmem deyip Meryem Cim'in sorusuna geri dönmek üzere. Öyleyse JavaScript'te kullanıyorsunuz. JavaScript'te nasıl kullanıyorsunuz? İşte burada konu şuna gelmeye başlıyor. Hani teknoloji ne abi? Kurduğun mimari ne? Çok mesleğimi en çok sevdiğim noktalardan bir tanesi de zaten 50 tane yerden döndürüp edebiliyorsun işin hikayesinde işi. Şimdi konu buralara geldiği zaman bu sefer hiç konuşmadan artık duramayacağımız bir tane daha konu olmaya başlıyor. GVT diye bir konu. JSON Web Token ne işe yarıyor? Ulan ben zaten hani yani token, bazı çok primitif kurallar var böyle yazılımcıların hayatında ki konmuş. Sebebini birçok yazılımcı bilmiyor. Yani authentication, yani GVT token'ı nerede taşınır diye sorsam herkes header'da, authorization'da barrier token der. Neden diye sorsam? Niye? Umut Işık'ı bir daha banlayın. Niye? Niye aga, kim dedi bunu yani, hani ya bir şey yapıyorsan biz düşün niye? Değil mi? Ya şimdi bakın, cookie'ye koyduğun zaman 20 yıllık bir dünyanın içerisinde geri dönüyorsun. O web sitesine gidecek requestlerin hepsini otomatikman ekleniyor. Baba çok rahat bir şekilde ben GVT'yi kullanmaya başladım diyelim. Gaza geldim, tamam mı? GVT'ye geçirdim sistemi. Paketi de var. Dedim ki gem install, bunu da getir. Tamam, getirdim, koydum. Artık ben kullanıcının cookiesine yazdırdığım veriyi artık GVT token olarak yazdırmaya başladım. Git koy cookie'ye. Ne değişecek ki? Güvenlik açısından ne farkı var bunun? Koy abi. Same site protection'a girmeye başlarsın. HTTP only işin içerisine koydun. Çok bir işe yaramıyor ama secure dedin. Hadi bunlar da okey, tamam. Yani aslında GVT'yi birazcık şey düşünmeye başlıyoruz. GVT'nin session objesiyle alakası var. Yani session'ı, bir kullanıcının session'la yazdığın verileri sen normalde backend'inde, bunları daha önceki bir videoda gene anlattık. Modern web vesaire hikayelerinde konuşmuştuk hani, ama hani backend'de gezdirdiğim bir veri farklı uygulamalar arasında, mesela bir kullanıcım var, işte iki farklı uygulamaya götüreceksin, tekrar tekrar authentic olmasıyla uğraşmak istemeyebilirsin, hani sürekli SSO servisi gibi bir şey de maintain etmek istemiyor olabilirsin, yapıdan yapıya değişir. Hani session'dan birazcık seni kurtarıyor abi, adamın cüzdanını alıyorsun, normalde adamın elinde ID var, tamam mı, hani tamam, ID'yi göstereceğiz de götümüz ifşa olmasın Allah'ım yani. Neyse. Tamam. Tamam. Adamın normalde böyle bir kimliği var abi. Tamam mı? Sen bu adama bunu veriyorsun. Kullanıcı adını, adam sana geliyor, kullanıcı adı, parolanı ve sen karşında bunu veriyorsun. Adam her geldiğinde sana bununla geliyor. Şimdi de diyorsun ki aga, ben senin tüm var olmuş geçmişini, session'a yazdım, her şeyi buna yazdım. Tamam mı? Bunu da imzaladım. Sign ettiğimden kaçmaya çalışıyordum da. Bunu da imzaladım. Al şimdi siktir git. Affedersin. Bu cüzdan ile benim tüm uygulamalarımı gezebilirsin. Hatta ön tarafta benim API gateway'im var. API gateway'den geçip arka taraftaki servislere gideceğin süreçte de ben bunu gene oralara kadar taşıyorum. Böylece servisler sürekli session storage'a erişim sağlayıp bu kullanıcının session'ı var mı, bu kullanıcının bilgileri kim, ne vesaire gibi bilgilere erişmek zorunda kalmasın. Temel hikaye bence daha çok backend dünyasının konusuyla alakalı. Oradaki mimariyle alakalı. Hani iş böyle olunca da YouTube atılacak mı? Hayır, atmayacağım. İş böyle olunca da abi hani gene dünyamıza girmeye başlıyor mevzu. Ama git kullan, cookie'ye koy lan, ne değişecek? Header'a koyunca ne oluyor? Soru işareti. Olabilir. Koyabilirsin. Header'da da gönderirsin. Peki header'da göndereceğim bir veriyi nerede tutacağım diyor Meryem. Meryem'in sorusu valid bir soru mesela, bu bakış açısıyla baktığımda. Abi o zaman da ister local storage'da kullan bunu, ister cookie'de kullan. Çünkü uygulamanın yapısına göre de değişiyor. Mesela tamamıyla single page application kullanıyorsan hani zaten senin backend'deki
Login işleminden sonra adamın sana ürettiği Authentication Token, Access Token, Refresh Token bu üç bilgiyi alıp genellikle Local Storage'e yazılmasını tercih eder insan. Neden Local Storage'e yazıyorsun? Cookie'ye koyduğun anda mevcut scope neyse buraya giden tüm request'lere bu token gitmeye başlar. Böyle bir şey yapmak istemeyebilirsin. Ama bu sefer de şu riski kabul etmeye başlayacaksın işin içerisinde. Bir, XSS zafiyeti çıkarsa da adam Local Storage'ından token'ını okuyabilir. Cookie'de bunu engelleyen HTTP only flag'i vardı hatırlarsan. Ama onun içinde bir comment'te bulundum ben sana. Dedim ki HTTP only çok efektif bir önlem de değil artık günümüzde. Çünkü kullanıcıya yaptırmak istediği şeyi JavaScript ile saldırgan yaptırtır. Oturum anahtarını çalma derdinde olmaz. Kafanızda oturuyor mu hikaye? Git Local Storage'a koy. Ama ben Local Storage'deki veriyi görüyorum. Encrypt edeyim. Aga add encrypt add de yani bu zaten ben mi yanlış biliyorum? Local Storage'daki veriyi encrypt ettiğini zaten symmetric encryption aynı JavaScript decrypt edebiliyor. Yani o birazcık off security ile alakalı. Karmaşıklaştırma ile alakalı. JWT'nin kendisinden bahsetmiyorum birader. JWT, JSON objesini imzalayıp şifreleyebilirsin ama bu başka bir konu. Can dostu benim bahsettiğim konu Local Storage'a yazdığın JWT'nin kendisi. Ah benim kardeşim. Doğal olarak aslında Meryem'in sorusuna cevabında hani yani fark etmiyor bir noktada. Yani ama senin uygulamanın nasıl bir yapı olduğuna, teknik anlamdaki mimariye bakmak lazım. Keşke senin beynin benim olsa. Yani böyle taleple de karşılaş. Güzel bir soru. Böyle beyin açıcı bir noktaya götürüyor bence işin içerisine. Ha bir de bunun üzerine abi Identity Access Management hikayesi girmeye başlar. Yani konu oraya da gitmeye başlıyor. Senin bir tane burada web uygulaman var. Hani kullanıcının login işlemlerinde IAM'a gitmen gerekeceği case'ler. İşte değişiyor teknolojiden teknolojiye. Hikaye. Ama şey keyifli. Mesela sen oturum anahtarın, illa JWT token demeyeceğim ya oturum anahtarını abi header'da taşırsan header'da taşımaya devam edersen bu sefer de CSRF zafiyetlerinden by default kendini koruyorsun. Hani yani hangi zafiyetler? Hacker.com'un içerisinden Meryem.com'u. Çünkü bu gidecek bir HTTP post get ya da post talebi değil mi? Browser buraya authenticated giderken cookie'leri alır. Custom header ekleyemem. Şu form alanında custom header inject edemiyorsun. O yüzden header kısmında taşımaya başladığında aslında bu tür CSRF zafiyetlerinden temel anlamda kendini kaçırmış oluyorsun. Aferin Ali Kostak, doğru. Allah'ım çok özlemişim bir şeyler anlatmayı. Lan oğlum cookie için same size zaten tamam dedik de ben burada header'da taşıdığında ne değişiyor? Biri diğerine göre artı değil, her birinin farklı bir angle'ı var. Açısı var yani. Onu anlatma çabasındayım. Anlaşıldı mı chat? He? Anlaşıldı mı? Yayın kaydı yok. Koymayacağım. tüm chat'e söylüyorum arkadaşlar Cause Life'ı hani eğer şu yayından bir nebze faydalandıysanız hani benim sevgili can dostuma teşekkürlerinizi siz iletin. Bakın yani hani onun vesile olduğu bir şeyle böyle oluyor. O yüzden Meryem'ciğime beni de tanıştıran en başta tabii ki de hanımım Ayşe'ye teşekkür etmekte fayda var bu konuyu. Bence bu bir seriye dönebilir. Beni de gaza getirir. Hani çünkü içerik üreticisi olmak zor, tamam mı? Hani yani bir şey üretemiyorum. Hani yani eskisi kadar yayınlar yapmıyoruz. Bunun sebeplerini de biliyorsunuz yani hani.
Bu bağlamda da böyle soruların gelmesi bence keyifli olur yani. Bir yazılımcı bir şey soruyorsa emin olun 100 kişi de aynı şeyi bilmiyordur yani hani. O yüzden sevgili Fatih Kadir Akın, rica ediyorum. Bunu yazılımcılar arasında duyurun. Durum böyle. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşıldıysa chat eğitim. Artı bir yazın. Şenol Çolak abi selamlar. Umarım hala yayındaysan teşekkür ederim. Ne zamandır da takipleşiyoruz, bir konuşma fırsatımız olmadı. Durumlar böyle. Sanırım herkes malı anlamış. Chat. Umut ne haber ya? Dur, stream var 40. Görüşürüz.